Evet. Yanımızda iki genç kızımız var. Hemen isimleri alalım. Adım Ezgi Kalkan. Hediye ödem. Evet. Ne yapmışız? Isıtan sandalye. Evet. Değil mi? Evet. Kış günlerinde, uzun kış gecelerinde belki de bize çok lazım olacaktır. Evet. Şimdi bakıyorum burada bir neyimiz var? Onu var. Gösteren bir portatif sandalyemiz var. Evet, evet, anlatalım. Bakalım neler yapılmış. Biz bunu sobalı evlerde oturan öğrenciler ve masa başında çalışan kişiler için tasarladık. Aslında ilham kaynağım kuzenim de, çünkü kuzenim sobalı bir evde oturuyor ve ders çalışması için farklı bir odaya geçiyor. Ki sobalı ev olduğu için sadece soba dışındaki diğer odaların hepsi soğuk. Evet. Onun için tasarladım. Ayaklarını buradan içeriye sokuyorlar ve... İlginç. Arkadaşlar bakar mısınız sevgili seyirciler? Şöyle, evet, burada bir torba var, ayaklar onun içine girecek. Evet, evet. Yalnız giren daha çıkamayabilir. Vallahi giren daha çıkamayabilir yani. Bir de hani çok acil bir durumda, eyvah nasıl olacağım falan, çıkacağım falan derken bir de arkaya doğru düşebilir. Yok. Biz o kadarını düşünemedik. Evet, yani. peki. Ayaklarını buradan içeriye sokuyorlar ve battaniye üst düzeye kadar çıkıyor. Dizin üstüne kadar çıktığı için üst bölge de ısınıyor. Ve arka tarafı kapalı olduğu için alt taraftan gelen soğuk hava da engellenmiş oluyor. He. Yani ayaklar sadece battaniyenin içinde ve ısınıyor. Evet, tamamen evet. Etrafı sarılı. Bu kadar. Ben de hani bakınca bu kadar diye düşündüm ama daha hayır dedi. Bunun geliştirildiği takdirde ısıtma sistemiyle desteklemeyi amaçlıyoruz. Zaten yapmamızdaki amaç minimum imkanlarla hayatı kolaylaştırmak. Bu projeyi yaparken okulumuz bize çok yardımcı oldu. Her türlü imkanı sağladı bize. İşte. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Alkışlarımız arkadaşlarımız için. Buralarda bir elektrik bağlantısı da evet, olacak evet, tabii evet. ki. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarımız bu iki arkadaşımız için. Programımız devam ediyor.